mükemmel bir insan olarak beraber inşallah idare etmeye çalışacağız. Arkadaşım, biz aynı dönemde dostluk. Ali abimiz var. Arttığını görmekteyiz yapılan bazı çalışmalarda. Borcular ve ürünlerin sağ konularının son derece iyi olduğunu görüyoruz. En sık görülen iki tipi var. Serios, misyonöz tipler. Misyonöz tipler Asya yakında biraz daha fazla görülüyor. Normalde yarı yarıya görülürken Asya'da da yüzyıl. Kongremizde iki konu çok ön plana çıktı. Bir, kadın kanserleri tedavisinde son güncel durum nedir dünyada ve biz neyi değiştirmeliyiz? Şunu anladık ki kadın kanserlerinde genel yaklaşım şu, rahim ağzı kanserlerinde mutlaka korunabilmek için aşının çok önemli olduğunu, aşı ile bu kanserin tamamen eradike edileceği ve dünyada en çok görülen kadın hastalıkları kanserleri içinde bir numarada olan rahim ağzı kanserinin tamamen ortadan kalkacağı. Yılda dünyada yaklaşık 600 küsür bin kadın bu kansere yakalanıyor ve 300 bin kadın ölüyor. Bizim ülkemize baz alacak olursak her yıl yaklaşık 1000'in üzerinde kadın bu hastalıktan ölüyor. Dolayısıyla hem hastalığı toplumdan uzaklaştırmak, hem bulaşıcılığını azaltmak, hem de yok etmek için aşı çok ön plana çıktı. Bu çok ciddi bir şekilde vurgulandı. Bir ikinci ön plana çıkan durum da kadın kanserleri dışında infertilite, yani çocuk sahibi olamama durumu ön plana çıktı. Burada da daha çok tartışılan konu artık kadınlarımız geç evlilik yaptıkları için dolayısıyla doğurganlıkları azalıyor. Önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde sokakta dolaşan her iki kadından biri çocuk isteyecek ama çocuk sahibi olamayacak. Bunun iki sebebi var. Bir, kadınlarımız geç evleniyor. İki, doğurganlıklarının çok uzun süre devam edeceğini düşünüyorlar. Ancak tıp bize diyor ki kadının doğurganlığı 35 yaşında bitiyor. 35 yaşından sonra bir kadının doğurgan olabilme ihtimali çok az. Bu nedenle hem hekimlerimiz arasında hem kadınlarımız arasında çok bilgi noksanlığı var maalesef. Bu bilgi noksanlığı hekimler arasında da var. Dolayısıyla toplumu bilgilendirme, bilinçlendirebilme, çocuk sayısını tamamlamanın 35 yaşından önce mutlaka olması gerektiği vurgulandı. Ve bu konuda gerek Sağlık Bakanlığımıza, gerek biz hekimlere toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme açısından çok büyük bir görev düşüyor. Ve yine ön plana çıkan şey şu, kariyerle birlikte çocuk doğurganlığı devam edebilir, bu yaş içinde tamamlanmalı. Ve en önemli noktalardan biri, kadınlarımız ilk çocuğunu doğurduktan sonra ikinci çocuk için doğurganlığı ben nasıl olsa ispatladım, dolayısıyla istediğim bir anda doğururum, 25 yaşında doğurup 40 yaşına kadar bekleyip nasıl olsa istediğim zaman doğuracağım bir durum ortaya çıkmış durumda. Bunun yanlış olduğu özellikle kadınlarımıza vurgulanmalı. Dediğim gibi çocuk sayısını 35 yaşına kadar tamamlamalı. Doğum ile kanser arasındaki bir vurgulanan nokta, artık bu kesinlikle ortaya konuldu ki çok çocuk doğurmak özellikle yumurtalık kanserleri ve rahim kanserlerinin önlenmesi için en önemli faktörlerden biri. Yani kadın 3 ya da 4 doğum yapan bir kadın, 1 ya da 2 doğum yapan bir kadına göre daha az yumurtalık ve daha az rahim kanserine yakalanıyor. Tüp bebek yöntemi de biraz önce ifade ettiğim doğurganlıkla ilgili, kadın yaşıyla ilgili açısından ele alındı. Biz şunu anladık ki tüp bebekte başarı oranımız, embriyo oluşturma oranımız %80 üzerinde. Ama kadınların kucağına çocuk alma ihtimali maalesef %30'ların çok altında. Yani 100 kadın tüp bebek yaptırıyorsa bunların %30'undan daha azı kucağına çocuk alabiliyor. Bunun sebebi de kesinlikle kadın yaşıyla alakalı. Tek değiştiremediğimiz faktör, yegane faktör budur.
yine bu açıdan da kadın yaşı çok ön plana çıkmış durumda.